Mahkeme salonunda Nazi selamı veren bu ırkçı seri katil birçok insanın hayatına mal oldu. Srebrenica'da da bir yüzlerce, binlerce Müslüman ırkçı faşistler tarafından hunharca katledilmişlerdi. Çok büyük acılar yaşandı, çok. Tabii Yugoslavya'nın yıkılması, Macaristan, parçalanmalar, iç savaş ve iç savaştan sonra bir anda Bosnalı Müslümanların hedef alınması ve sistematik bir soykırımın o bölgede uygulanması. Çok ama çok büyük acılardı. Fakat şimdi bölgeden gelen haberler insanı huzursuz etmiyor da değil. Bir sıkıntı var. Dün Vučić buradaydı, Sırbistan'ın başındaki isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Oradaki gerilim, siyasi gerilim de konuşuldu tabii iki lider arasında kuşkusuz ki. Fakat Türkiye o noktada hassas ve olup bitenleri yakından takip ediyor. Biz de bir yakından bakalım. Şimdi iyi şeyler olmuyor orada. Hele hele son bir aydır. Şimdi bakınız Balkanlar adeta bir barut fıçısına döndü. Buranın bir yapısını anlatmam lazım size. Şimdi söz konusu bu iç savaş bittikten sonra NATO oraya gelip müdahale ettikten sonra içinde Bosnalıların, Sırpların, Hırvatların olduğu bir başkanlık konseyi kuruldu. Bu konsey eşit bir şekilde temsil ediliyor. Fakat Sırp asıllı üye, Bosnalı ama Sırp asıllı bir üye çıktı dedi ki ayrılmalıyız deyip Bosna'yı hedef almaya başladı. Şimdi bu bir anda tedirgin etti. Söylemler çok sertti. Amerika bile rahatsız oldu. Söz konusu isimler hakkında bir takım yaptırımları hayata geçirmeye başladı Amerika. Fakat hala tansiyon düşmüş değil. Bir tedirginlik var orada ve o tedirgin bekleyişe bir bakmak lazım. Sıcak çatışma riski altındaki nüfus çünkü Müslümanlar ve gerginlik planlı ve hesaplı ve programlı olduğu düşünülüyor. Bilerek orada bir gerginlik yaratılıyor ki yeniden bir iç savaş ortamının oluşturulmasının amaçlandığı düşünülüyor. Balkanlarda da tabii ciddi bir karışıklık bekleniyor. Burada yaşanacak olan olası bir beklenmeyen çatışma tüm Balkanları saracaktır. Değerlendirmeler böyle. Avrupa Birliği sorunları hep halının altına süpürmüştü. Şimdi de aynı şeyi yaptığını düşünüyor birçok analistçi, siyaset bilimci ve Türkiye varlığını devlet kurumlarıyla Balkanlarda daha fazla hissettirmeli deniliyor. Independent'ın güzel bir çalışması bu. Independent birçok stratejiste, birçok siyaset bilimciye bu meseleyi sordu. Balkanları tanıyan isimlere sordu. Bu isimler görüşlerini de getirdiler. Ben kapsamlı o dosyaya çalışmaya bir baktım. En önemli başlıklarını size için getirdim. Durum orada ciddi ama meselenin aslında bilerek ve programlı yapıldığı düşünülüyor. Bilerek bir gerilim orada arttırılıyor ve sıcak bir çatışmanın önüne açılmaya çalışıldığı belirtiliyor. Bakınız şurada çok önemlidir. Coğrafik yapılanma bu Bosna Hersek İstatistik Kurumu'nun bir çalışması. Bakınız Müslümanlar son derece ağırlıktalar orada. Hem kullandıkları dil hem de etnik yapıları aynı zamanda demografik yapılarına baktığımız zaman Müslümanların çok fazla derecede o coğrafyada varlık gösterdiğini görüyoruz. Ve yine Bosnakça konuşanların da %52.86 olduğuna tanık oluyoruz. Bakıldığı zaman dengeli gibi görünse de yine de Müslümanların ve Bosnakların biraz daha nüfus olarak aslında o bölgede ağırlıkları var. Bir de işin enteresan tarafı burada savaş bittikten sonra Balkan coğrafyasında değerli seyirciler Doğu Avrupa bölümünde Romanya Avrupa Birliği'ne alındı. Bir şekilde Hırvatistan Avrupa Birliği'ne alındı. Fakat Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ alınmadı. Makedonya'da alınmadı. Bunun nedenini Avrupa Birliği şöyle açıklıyor. Etnik yapılar arasında çok huzursuzluk var orada ve hassas dengeler var. Bu hassas dengeler demografik olarak net bir haritalandırma yapılamadığı sürece, dengeler sağlıklı bir şekilde oturmadığı sürece ben birliğe dahil etmem bu ülkeleri diyor. Zaten Sırbistan'ı da Karadağ'ı da biraz dışarıda bırakmasını ya da Makedonya'yı bırakmasını da bir diğer nedeni aslında bu. Şimdi Avrupa'nın dışında kalmak da bölgesel anlamda bu ülkeleri farklı farklı sıkıntıların içine de çekebiliyor. Bosna Hersek'le birlikte. Dolayısıyla aslında Bosna Hersek'in de olduğu ülkelerin bir şekilde bu birliğe dahil olması gerekirdi diye bir düşünce var siyaset bilimcilerden ve stratejilerden. Şimdi